Bugün ailecek çok sevdiğimiz harika bir çorba tarifim var. Şöyle isteyen patatesle servis yapabilir. İsteyen tabii ki de sade yiyebilir. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Haydi buyurun o halde sonuna kadar izliyoruz. Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim mutfağımda ekşili sulu köfte tarifi var. Ekşili sulu köfteme böyle 200 cc'lik bir bardağımla pirinç yıkadım. Ve pirincimiz kırık pirinç de olabilir ama benimki normal pirinç. Pilavlık kullandığım pirinç. Yıkadım, güzelce süzdüm. 300 gram kıymam var, bir yumurtam, tuzum ve karabiberim var. Çok güzel bir şekilde yoğuracağım. Yoğurduktan sonra şekil verme aşamasında yine... Öncelikle şöyle küçük küçük parçalar kopartıyorum. Dediğim gibi elimi suya batırıyorum. Küçük küçük hepsini aynı boyda yapmaya gayret ediyorum. Daha sonra onları yuvarlayacağım ve una bulayacağım. Bu kısmı oyalayıcı. Tabii ki sizi de tutmak istemiyorum. Ben köftelerimi tamamlayayım. Bir tane de size şeyi göstereyim nasıl yuvarladığımı. Elimi iyice ıslatıyorum. İsterseniz iki tane birden, isterseniz tek tek bu şekilde yuvarlıyorum. Ve bu unu tepsime yayacağım. Şu şekilde buraya dizeceğim köftelerimi. Elinizi ıslattığınız takdirde çok rahat olur. Evet, ben köftelerimi yuvarlayıp geliyorum. Bu arada bir limon suyu sıktım. Bir de yumurta kırdım akıyla beraber. Terbiye için hazırlıyorum. Çorbamın suyu kaynadı. Artık köftelerimi içerisine bırakıyorum. Ocağı yarıma çevirdim. Ocağımın altını açıyorum tekrar. Ve köftelerim, pirinçler kabaracak, pişecek. Daha sonra biz terbiye ederiz limonla yumurtanın buluşmasına. Terbiyemi ilave edeceğim ılışlayarak. Üzerine de tereyağlı kırmızı biber, tereyağı o şekilde servise hazırlayacağım. Hiç dağılmaz, merak etmeyin. Şöyle bakın pirinçlerim büyümeye başladılar. Köftelerim hiç dağılmadı. Dağılmadan da pişmeye devam edecekler. Bu pirinçler iyice patlayıncaya kadar pişecek. Terbiyem de hazır. Ben döş kıyma kullanıyorum bu arada dolmalarıma, çorbalarıma. Döş kıymayı, dana döş kıymayı tercih ediyorum. Döş kıyma biraz yağlı bir kıymadır, bilirsiniz. Çorbam pişti, kontrol ettim, altını kapattım. Tabii ki şöyle bir tane köftemizi kontrol ettim. Bakın dediğim gibi pirinçler patladılar. Şimdi yumurtalı limonlu karışımımı ilave edeceğim. Ben ılışladım. Şöyle biraz daha suyundan vereyim içerisine.
Bu aşamada ocağım kapalı halen. Birazdan açacağım ocağımı. Kısık ateşte yumurtamın kokusu gidene kadar bir süre daha pişireceğim. Ve üzerine tereyağlı yağ yapacağım. Sunumda tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açın. Yeni tariflerde görüşürüz o vakit. Şimdilik ben yanına ayrıca şunu söyleyeyim. Zeytinyağlı taze fasulye pişirdim. Dondurucumda taze fasulyem vardı. Sizler ne önerirsiniz? Ben en çok bu noktalarda takılıyorum. Bana da yardımcı olursanız yorumlarınızla çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tereyağımı eritirken çok azıcık domates salçası verdim. Biraz da kırmızı biber vereceğim. Çorbam kaynıyor. Bakın yumurtası da pişiyor. Bu vesileyle hiçbir kesilme yok. Şöyle özellikle suyunu gösteriyorum. Çorbanıza yumurta karıştırırken mutlaka ocağı kapatın derim. Benden söylemesi, uygulamak sizden. Ben biraz da yağın üzerine çorbanın suyundan veriyorum. İyice salçam erisin. Daha sonra kırmızı biber ilave edeceğim. Küp doğranmış patates de kızartabilirsiniz yanına. Ben de öyle çocuklar için ayrıca biz kızartma yemesek de küçük küçük küp küp doğranmış kuşbaşı şeklinde patates kızartmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hepimize şimdiden afiyet olsun. Yapacak olanların ellerine sağlık. Durdukça biraz daha kıvam alacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça ve dostluk kalın.